sıcak bir haber vardı gün içerisinde. Fenerbahçelilerin göz bebeği demek bence haksızlık olur. Türkiye'de futbolu seven herkesin göz bebeği olan bir oyuncudan bahsedeceğiz. Arda Güler'den. Daily Express gazetesi çok önemli bir iddiada bulundu. Ve Arda Güler'e Arsenal'ın talip olduğunu, Arteta'nın transfer listesinde oyuncunun yer aldığını söyledi. Jared Bowen'ı isteyen Arsenal, İngiliz kulübünün bonservis bedeli olarak 70 milyon önermesiyle maliyeti daha düşük isimlere yöneldi diyor haberde. Ve 5 tane aday var. O 5 adaydan birisi Arda Güler olarak belirtiliyor. Haberin detaylarında şunlar var. Geleceğe odaklanmanın öneminden bahseden Arteta, Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri Arda Güler'le imza atma fırsatının kaçırılmaması gerektiğini düşünüyor diyor. Ve şu anda Fenerbahçe'de forma giyen 17 yaşındaki genç yeteneğimizin A takıma girdiği, A takımda aldığı sürenin ilk 11 bazında az olmasına rağmen yaptığı yüksek skor katkısından bahsediliyor. Yeteneklerinden bahsediliyor Arda Güler'in. Ve yine Türk basınından Akşam gazetesinin bir haberi referans alınarak daha önce 20-25 milyon euro civarında bir fiyattan bahsedildiği söyleniliyor. Ama haberin temeli, yani içinde tabii Akşam gazetesindeki arkadaşlarımıza da tebrik edelim. Orada yine konu olmuş. 25 milyon euro Türk basınından alınmış ama haberin genel hattı Arteta Arda Güler'i istiyor. Ve 25 milyon euroluk o referans alınan haberin bonservisine göre de şöyle bir yorum yapılmış. Potansiyelini gerçekleştirirse bu miktar ileride ödenecek bedelin yanında çok küçük kalabilir. Ya da Arsenal için yüksek bir kumar bedeli olur diye de özetlenmiş. Ama işin boyutu şu, 17 yaşındaki Arda Güler İngiltere'de haberlere konu olmaya, manşetleri süslemeye ve yani Premier Lig'in kalburüstü takımlarıyla adı anılmaya başlandı ciddi şekilde. Şimdi Fenerbahçeliler gergin mi izliyordur bizi yoksa gururlu mu izliyordur? Ne söylemek lazım? Şimdi şuna değinmek lazım önce. Hazır Arda'ya değindiğimizde Emirhan'ı da ekleyebiliriz. Evet, beraber konuşabiliriz. Rıdvan'ı da ekleyebiliriz. Yani Rıdvan bir finalist takıma gitti. Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'nin finalist takımlarından birine gitti. Bir futbol kültürüne gitti. Rangers'a gitti. Emirhan işte bir İtalya Ligi'ne. İşte Arda Arsenal'de ismi geçen 4-5 oyuncudan biri. Bunlar tesadüf değil. Bunlar çok önceden bilinen oyuncular. Alt liglerdeyken bilinen oyuncular. Yani onların maçları takip ediliyor. Bir de artık onların maçlarını takip eden sistemler var. Yani scout'un raporu bilgisayara girdiği zaman, veriler girdiği zaman, işte kulübün yapay zekası, yazılımı, hepsi onları inceliyor zaten. O yüzden hani burada görerek de zaten biliyorlardır. Ama onların eskiden bir iki sene burada oynarsın, sonra giderdi. Artık oynamana bile müsaade etmiyorlar. Direkt seni o ham halinde ben alayım diyor. Yani orada bir işleme girmesin. Ben seni bir işleme sokayım. Ben seni bir şekle sokayım. Çünkü Türk futbol kültüründen bu çocuklar o yüzden hızlı bir şekilde kaçmak istiyorlar. Yani Rıdvan'ın, Emirhan'ın gidişi Beşiktaş'tan kaçma değil, Türk futbolundan. Oyuncuların isteği, ha menajerler tabii ki kendi kazançlarına bakar ama oyuncuların arzusu bu. Şimdi Arda burada nasıl bir tavır sergiler? Bir kere giderse zaten 20 kazandıracak herhalde, 20-25. O garanti gibi. Konuşulan çünkü, rakamlar o düzeyde. Çünkü serbest kalma maddeleri iyi Arda'nın. O nedenle ben öyle biliyorum. Yani Fenerbahçe medyasında yaptığı haberlere dayanarak söylüyorum. O yeteneğin böylesine gündeme gelmesi tesadüf değil. Gayet beni de şaşırtmıyor. Sen böyle bir satış bekler misin Nevzat Dindar Fenerbahçe'den kısa vadede Arda Güler'le ilgili olarak? Bir de şeyi de soralım. Bu sene tabii ki şu ana kadar oynanan maçlarda ilk 11'de çok fazla şans bulamadı. Daha kısıtlı bir süre alıyor. Arda'nın geleceğini kısa vadede nasıl görüyorsun Fenerbahçe'de? Ya şimdi gerçekçi olmak gerekirse artık modern dünyada çok zor. Yani bu tarz yeteneklerin sizde kalması, işte yıllarca oynaması, ondan sonra transfer olması çok çok zor. Hatta ben şaşırıyorum. Arda karakter olarak ben bir kere Fenerbahçe yarı yolda bırakacak bir karakter olmadığını, hem ailesinden hem çok terbiyeli bir çocuk, çok düzgün bir çocuk. Yani belli, şımarmaz. Anlarsın yani, bazı oyuncu anlarsın, bu bozulur, bu işte ne bileyim işte menajerle ortak hareket eder, kulübünü yarı yolda. Arda böyle bir çocuk değil bir kere. Çocuk diyorum yani.
O yüzden Fenerbahçe çok şanslı. Yani hem çok kaliteli bir oyuncu hem de çok karakterli bir oyuncu. Ve eminim ki o astronomik rakamlara transfer de olacak ve bir dünya starı olacak zaten. Yani bu zaten... Mesut, mesela ben unuttum az önce, özür diliyorum. Haberin içinde şey de var. Arsenal'ın eski yıldızı Mesut Özil'e benzer yetenekler sergiliyor cümlesi var. Şimdi aklımdan geçti o benim. Ben cümleyi bilmiyordum ama... Onu ben aktarmayı unuttum. Yok. Ben Arsenal'de Mesut'un bıraktığı bir boşluk var. Ya var. Bu iyi dönem Mesut'un ama şey Arda başka. Arda... Schalke, Werder Bremen dönemlerini bana da hatırlatıyor. Şimdi mantık yürütelim. Yani artık bu globalleşen dünyada artık dünyanın bir ucundaki herhangi bir şeye ulaşabiliyorsunuz. Yani değil mi? Yani o kadar teknoloji ilerlemiş tabii durumda. Kendi yaş kategorisinin kaçtı? 2005'ti. Avrupa'nın en iyisi kim? Arda Güler. Avrupa'nın en iyisi. Belki de dünyanın şu an. Yani dünya ile ilgili çok iddialı olur ama Avrupa'nın en iyisi olduğunu biliyorum. Yani bununla ilgili kendi yaş kategorisinde kendi yaş grubunda. Yani 17 yaş. 2005 doğumlulardan bahsediyorum. Avrupa'nın en iyisi. Şimdi böyle o be 17 yaşında. Millet artık hani öyle bir noktaya geldi ki 12-13 yaşında transferler oluyor. Hani 12-13 yine bence biraz daha şey olabilir. O risk barındırabilir. Aynı şekilde ilerleyemeyebilirsin. Şimdi Arda 17 yaşında. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Arda bence yaşına göre fiziği gayet iyi. Çok güçlü. Yani kolay kolay yıkılmıyor sahada. Yani Mirhan da öyle sağlam basıyor. Aynısını ben Arda'da da görüyorum. Yani bugün fiziksel olarak gayet kendisini iyi buluyorum. Yaşına göre... İsmini bir an hatırlayamadım. Özür diliyorum. Ondan araya girmedim. Kenan Yıldız var. Milli takımımızın oyuncularından 17 yaşında, 2005 doğumlu, Bayern Münih altyapısındaydı, Juventus'a transfer oldu. Ve hat-trick yaptı ilk maçında Bilal abi. Yani Arda ile aslında diyoruz ya şimdi müthiş yetenek, muazzam yetenek ki öyle hakikaten büyük keyifle izliyoruz. Milli takım o kadar şanslı ki bir de Kenan Yıldız gibi bir futbolcu daha var aynı bölgede. Ama Arda ile alakalı yani bunu zaten yani görememedir abest. Arsenal'lar ki Arsenal'da çok yakıştırım bu arada yani o Arsene Wenger geleneği Arteta ile beraber de devam ediyor. O yetiştiricilik şeyi var, misyonu var zaten Arsene'nin. Ve iyi bir takım olur. Yani Arda bir dünya starı olacak. İnşallah. Yani, İnşallah. Artık rakamları görürüz o bizim zaman. Bizim göz bebeğimizde, senin de dediğin gibi. Hepimizin yani. Sadece Fenerbahçeli olmaya gerek yok. Yani ama Arda'yı şey olmaz yani. Keyifle izlemek için yere düşse içimiz cız ediyor. Emirhan da aynı şekilde. Diğer genç futbolcular da. Şöyle yapmamak lazım. Yani şimdi toparlayalım Nevzat. Çünkü bir telefon bağlantımız da var. Mesela Kayseri'den Barcelona'ya transfer oldu değil mi? Kim? Emre Demir. Yani bence biraz daha hani pişip biraz daha burada kendini gösterip gitse daha iyi olurdu Emre ama Emre çok bile kaldı. Daha önceden istiyorlardı. Orada belki süremizi de ekonomi kullanmamız lazım. Devam ederiz yine bu konuya zaten.